O noktadan herkese merhaba değerli izleyenler Süper Lig'de ilk hafta heyecanı devam ediyor ve günün önemli mücadelesinde Adana Demirspor Fenerbahçe'yi konuk etti ve Sarı deplasmanda zorlu rakibini mağlup etmeyi başardı. 46. dakikada Mesut Özil golü kaydetti ve Fenerbahçe formasıyla da e, golünü atmış oldu böylelikle Mesut Özil Fenerbahçe 3 puanı tek golle almayı başardı. Tabi Adana Demirspor ligin yeni takımı zorlu rakibi dedik e, anons ederken. Çünkü gerçekten de zor bir deplasman olacağını gösterdi e, Adana Demirspor bu sezon rakipleri için. İşte karşılaşmanın önemli sayıları ekrana geliyor. E, topla oynam oynama oranlarında Fenerbahçe'nin az bir farkla üstünlüğü var. Adana Demirspor şut sayılarında önde, isabetli şut sayılarında da Keza böyle bir durum var. Toplam pas sayısı birbirine yakın görünüyor ve gerçekten de ikili mücadele seviyesinin yukarıda olduğu bir karşılaşma izledik değerli izleyenler. Ve sonuçta kazanan Fenerbahçe oldu. Erman Özgür'le birlikte karşılaşmayı değerlendireceğiz. İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı ki... Devre arası programında da hemen hemen benzer bir beklentide olduğumuzu söylemiştik ki Sevgili Erman Novak'ın sol açıkta Ferdi'nin yerini alabileceğini dile getirmişti. Aynı zamanda Samatta'nın da etkisiz oyununa karşın bir Serdar hamlesi gelebileceğini dile getirmiştik. Vitor Pereira da bu hamleyi yaptı devre arasında. Bu mudur anahtarlardan biri galibiyeti getiren yoksa başka unsurları da konuşalım isterim. Fenerbahçe adına. Hem oyun hem pozisyon sayısı devre arasında bir hamle gerektiriyordu. Bizim söylediğimiz çoğu şeyi per arada düşünmüş olacak ki hemen iki hamleyle başladı. Bunun dışında Fenerbahçe topu yere indirmeli. Sürekli uzun oynayarak Adana Demir ekmeğine yağ sürer demiştik. Topu yere indirdikleri 20 saniye içerisinde golü buldular zaten. Samattanın 45 dakika boyunca yapmadığını daha 30 saniye geçmeden Serdar Dursun yaptı. Harika bir servis. Bazı oyuncuların işte bir santraforun, stoperin Markacından kurtulup orta sahaya evrildiği anda arkadaşına top gelmeden düşünerek verdiği pas futbolda önlemi alınamayacak detaylardan bir tanesidir. İrfan doğru koşu, Mesut doğru koşu iki tane kalite golü yaptılar ve çok değerli bir e, galibiyet. Çünkü bu sıcakta ligin ilk maçında bu kadar eksikken böyle maçlarda puan kaybetmemek elbette ki önemli bir büyük takım refleksi. Çok iyi oynamadan oyun e, denkken galip gelebilmek büyük takım refleksi. Mesut Özil de zaten geçtiğimiz sezon bence Fenerbahçe için hazır olma çabası içerisindeydi ama sezon başında artık üzerinde ısrar edilirse Fenerbahçe'ye maç kazandıracak oyuncu olduğunu da gösterdi diye düşünüyorum. Tabii aynı zamanda kaptanlık pazubandı da yine Mesut'un kolunda 10 e, numaralı formayı da e, Fenerbahçe kulübü vermiş durumda. Yıldız futbolcu ki geçen sezon Samat da 10 e, numarayı giyiyordu ve e, bu sezona 15 numaralı formayla başladı. Samat'ta da. da e, tabii ilk yarıdaki o e, durgun oyun öyle söyleyelim. Yani ne pozisyon verdi Fenerbahçe ne de pozisyon bulabildi. E, burada oyuncu tercihleri üzerinden biraz gitmeye çalıştık ama e, gol de ikinci yarı itibariyle ya daha doğrusu ikinci yarıda başına geldi. Bundan sonrasında da zaman zaman derli toplu halleri vardı aslında Fenerbahçe'nin. Yani oyuncu değişiklikleriyle beraber de Oyuncuların doğru pozisyonları da ortaya çıktı sanki. O Say Samuel de bunlardan biri olsa gerek. Fenerbahçe ilk yarı Topa daha az hakim oldu ve daha az pas yapan takımdı. İkinci yarı bunu düzelten iki tane ayrıntı var. Birincisi mesela dizilişliği hiç oynamadı Pereira. Yine 90 dakika 3-4-3 ile bitirdi. Ama oyunu değiştiren ilk ayrıntı gol. İkinci ayrıntı Fenerbahçe 3-4-3 oynayacaksa Fenerbahçe'nin o dörtlünün kenarlarındaki oyuncular Sangare ve Novak. Doğru oyuncular bunlar. Çünkü top rakibe geçtiği zaman e, savunma özellikleri olduğu için Fenerbahçe için doğru bir savunma dizilişi oluyor. Kolay pozisyon vermezsiniz ki e, çok fazla hamle yapmış olmasına rağmen Samet Aybaba ceza sahası içerisinde çok geldi aslında Adana Demirspor. Ama savunmayı bilen oyuncular daha fazla olunca Fenerbahçe ikinci yarıda daha ayakta kalan takım görüntüsündeydi. Mesut biraz ağırlığını koydu. İrfan kımıldadı ki ilk yarı çok kötüydü. E, evet aldı Fenerbahçe ama pas sayısının rakibinin önüne geçmesi, topa daha fazla hakim olması, biraz skor, biraz da doğru isimlerle oynamasından Serdar Dursun oyunda kalsaydı bana göre skoru da arttırabilirlerdi. Çünkü Serdar baskı yediği anlarda Fenerbahçe takımı topu ayağına aldığında kolay kaybetmeyen, geriden gelen oyuncuya servisi yapan ve aynı zamanda sırtında stoper varken onlarla iyi boğuşabilen bir oyuncu, topu iyi saklayabilen bir oyuncu. Samatta'ya göre çok daha iyi seçenek. Bir de bunu yaptığı müddetçe de etrafındaki oyunculara yani bugün kadroda olan İrfan'a ve Mesut'a da aslında koridor açmış oluyor, Mesut alan açmış oluyor. Mesut'un iyi futbolu için, Mesut'un sana önderlik edebilmesi için, seni organize edebilmesi için hareketli bir forvet hattı olması gerektiğini İrfan ilk yere göre daha hareketliydi. Serdar Dursun daha istasyon pas trafiğinde olan bir oyuncu olunca Mesut da daha iyi oynadı. Elbette ki daha 90 dakikalık e, gücü yok gibi gözüküyor. Zaten oyundan aldı Pereira da ama ne olursa olsun skor sıfır sıfır olsaydı bence devam edebilirdi Mesut'la. Mesut birkaç pozisyonda dizlerinin üstüne çöktü. Yani çünkü yoruldu. Çok da sıcak. Kabul etmek lazım. Ama Mesut maç temposunu kazandığı andan itibaren 10 numara dedim. Yani yanlış anlaşılmasın ama ben benim futbolculuğumdan itibaren 10 numara deyince benim aklıma Samat da ya da bir ön libero, sol bek falan gelmiyor. Organizatör oyuncu geliyor. 10 numaranın da Türkiye'de en çok yakıştığı oyuncu mesela Beşiktaş'ta Gezel olur. Fenerbahçe'de Mesut Özil olur. Başkası da olmaz diye düşünüyorum. Evet. Peki e, maçın son bölümlerinde de tabii Samet Hoca'nın da yaptığı değişikliklerle beraber e, Adana Demirspor'un bir baskısı vardı. Bu pozisyona dönüştü mü çok fazla net e, pozisyon olmasa bile işte Gökhan İnler'in denediği anlar var. Ceza sahası içinde e, vurulamayan pozisyonlar var. Şimdi biraz kaseti geriye sardığımda geçen sezona gittiğimde bir Denizli maçı hatırlıyorum mesela de mi? doğru hatırlıyorum herhalde. 2-0'dı galiba. Altay'ın çok iyi oynadı. Evet, Altay'ın çok iyi oynadı. Yani evet. geçen yıl birkaç maç daha var şu anda karşılaşmaları net olarak e, ismini hatırlayamasam da oralarda birileri çıkıyordu Fenerbahçe'de. Yani bir savunma oyuncusu ya da işte Altay'ın performansı vesaire. Mesela burada bu anlarda e, savunma yaparken bir kahraman çıkarmadı aslında Fenerbahçe. Yani takım Altay halinde iyi oynadı aslında. Yani, ya aldım geçen mavi, sene kahraman e, edasıyla bir maç çıkardığını söyleyemeyiz. Bir pozisyonu iyi bir kurtarış Denizli yaptım. ve Beşiktaş maçları geçen sene Altay ile ilgili benim aklımda en çok kalan Hı -hı. maçlar. Müthiş oynadı bu maçları. Hatta Beşiktaş maçını tuttu. Sonra Ozan golü atınca bir bir şampiyonluk yarışında kaldı Karabağcı. Bence bu maçı da çok iyi oynadı. Basit hatalar da yapmadı. İyi ee, iyi kaleci Altay. Onun dışında savunma ölçüsünden Tisserand'ı çok beğendim. Evet bir kart gördü ama onun dışında üçlünün sağ stoperi olma konusunda Dörtlüye göre çok daha iyi seçenek. Dörtlü oynattığın zaman Tisserand'ı oynatmazsın. Ama üçlü de sağ stoperde iyi. Çok topla çıkmasını bekleyemezsin. Zaten ilk yarıda çıktığı pozisyonlarda topu kayıba uzun atıyor. Atıyor, kay kayıba atıyor yani. Çok net paslar atamıyor. Atilla Salah'ı bu konuda daha doğru seçenek. Sol stoperde Salah'ı, sağ stoperde Tisserand iyi oynadılar. Novak'ın yeri de Fenerbahçe dörtlüsünün solu. Çünkü hücumu da iyi bir oyuncu. Yani Novak... Mesela Ferdi'yi oynatıyorsun, Ferdi... Topu ayağına aldığı an itibaren karşısında oynayan bir oyuncu olsam bilirim ki topu sol ayağından sağ ayağına alıp pat diye kesecek içeriye. Ya da geriye oynayacak. Seni birebir de kolay kolay eksiltmeyi tercih etmiyor. Böyle bir oyuncu oynatmaya ihtiyacın yok senin. Senin orada Nova ihtiyacın var. Zaman zaman ikinci santrafor gibi girip de sağ kenardan gelen topta kafayı da vurur. Yani böyle en az 6-7 tane golü var Trabzonspor'da. Doğru diziliş bu işte Fenerbahçe için, Pereira için. Doğru oyuncu Novak. Ve orta saha özel de var bu arada oyuncunun. Pas trafiğinde kolay top kaybetmeyen de bir oyuncu. O yüzden de bence savunmadan ziyade bu dörtlüde kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Eğer orada oynarsa önünde oynayan oyuncuları daha diri tutma şansında var. Şimdi o iki kanatta tekrar 11 ekrana gelecek olursa oyuncu değişiklikleriyle beraber Fenerbahçe üzerinde konuşuyoruz. Şimdi hem Ferdi maça başlayan 11'den bahsediyorum hem de Osay Samuel. Yani iki tane devşirdiğin oyuncu var orada. Evet. Ee, sezon başlamış böyle bir formasyonu tercih etmişsin. Genellikle teknik adamlar şunu mu yapmalı? Ya ben böyle oynarım arkadaş deyip elindeki oyuncuyu mu kafandaki sisteme uyarlamalısın? Yoksa elindeki oyuncuya göre mi sistemi belirlemelisin? Burada benim anladığım e, tamamen elindeki oyuncuyu kafasındaki sisteme uyarlamaya çalışan bir Vitor Pereira var. Bir teknik adamı var Fenerbahçe'nin. Eğer ki bu bu şekilde devam edecekse transfer sezonda devam ediyorken zaten golcü elzem mutlaka e, Fenerbahçe sezon boyunca taşıyacak bir santrofor ihtiyacı varsa lacivertlerin ama herhalde Novak konusunda eğer ki bir soru işareti varsa bir kere Banko sağ tarafa da sol tarafa da böylesine üçlü savunmada kanatlarda oynayabilecek birer oyuncu ihtiyacı var gibi görünüyor o zaman Fenerbahçe. Şimdi Ferdi Türkiye'ye geldiğinden beri Fenerbahçe'de 10 maç üstü oynamış bir oyuncu mu? Yani Samuel da, sam hayır üst üste 90 üst üste dakika ayır, 11 başladı falan yok değil. 5 maç bile yok. Samuel böyle bir oyuncu mu? O da değil. O da değil. Bu o yüzden elbette ki antrenmanlarda şurada burada keşfetmiştir Pereira. Fakat keşif yanlış çıktı. Olmuyor. Bu oyuncuların dayanıklılığı sürekli gidip gelmeye yetmiyor. Bir, ikincisi Osay Samuel Fenerbahçe Santraforsuz kaldıktan sonra öne geçince o çabukluğunu daha kolay kullandı. Ya bu oyuncular üçlü hücum hattının sağında veya solunda oynar. Ferdi ile oynatsam evet. Samuel. Ama bu dörtlünün yapacağı işi yapacak oyuncular değil. Bir daha söylüyorum, ısrarla konu oraya geldiği için söylüyorum. Uh -huh. Ferdi bütün sezon oynatacağına e, hamle oyuncusu olarak öndeki üçlüden bir tanesinde kullan, hamle oyuncusu olarak daha çok katkı alırsın. Bunu anlamış olması gerekiyor. Ya bunda ama teknik adamın oyuncuyla birebir de konuşması gerekmez mi? Yani oyuncu da burada fikrini e, söylüyor söyley olması sana lazım. Sana söyleyeyim, farklı pozisyonlarda oyuncu oynatmayı niyetlendiğin zaman ve bunu oyuncuya söylediğin zaman oyuncu sana hayır diyemez. Formayı almak için. Evet. Oynamak ister. Yapacak hiçbir şey yok. İkinci yarıda bu arada Samuel biraz daha ilk yarıya göre iyi oynadı. Ama o pozisyonun oyuncusu değil. Öne çıktığı zaman, Santrafor oynadığı zaman bile daha etkili oldu boş alan bulunca. Bir de o sahip belli ki Fenerbahçe kalibresinde, yani topa daha fazla sahip olan bir takım hüviyetindeki ekiplerden bahsediyorum. Belli ki eğer ki böyle bir takımın kadrosundaysa, ee, bu takım öndeyken sana faydalı olabilecek bir oyuncu. Çünkü süreti var. Önüne top atman gerekiyor ve tam da 1-0'dan sonra bu etkisini de gösterdi Zaten aslında. Zaten geçen sene Emre de onu o şekilde kullandı. Evet. Yani son 20 dakikalarda, yarım saatlerde boş alanı bulduğun zaman, skoru da aldığın zaman atıyordu oyuna Tamam, bu doğru bir kullanım. Ferdi için önde üçlü de Pelkas yokken ısrar ederim dese başımın üstünde bu doğru gibi gözüküyor. Ama işin savunma kısmında da olması gereken sol kenar pozisyonu Ferdi için doğru değil. Hamle oyuncusu olarak olsa şu anda Fenerbahçe için daha iyi. Ama e, Santrafor konusunda senle beraber Mesela şimdi Serdar Dursun ne kadar sakat kalacak o tabii omuz sakatlıyor işte bilmiyorum. Ama Valencia dönemezse ile işi zor Fenerbahçe'nin. Kötü gözüküyor yani. Samuel'i de deneyebilir o pozisyonda belki. E, ama onun dışında geri üçlüsü bu üçlünün Tisserand, Novak'tan ziyade Salah'ı ve Serdar Aziz de oyuna girdikten sonra çok çok iyi oynadı pozisyon vermemesindeki en önemli sebepler bu üç stoperin iyi oynayışı. Bu arada şunu da e, analiz etmiş olmamız gerekiyor. Belki e, tek karşılaşma izledik Fenerbahçe'de. İlerleyen haftalarda daha fazla bu anlamda analiz yapabiliriz ama transfer e, dönemi son ermiş olacak milli maç arasında. Şimdi geçen sezon hatırlıyorum Samat da e, transfer olurken ya da olduktan sonra e, ki olmadan önce de teknik direktör Erol Bulut'un bir mobil santrafor Tanımlaması vardı. Yani bu tanımlamayı yapıp sonrasında Samatta'yı transfer etmişti. Fenerbahçe Valencia kadroya dahil olmuştu. Herhalde son zamanlara doğru da Adem'i gelmişti. de zaten mobil değil aslında daha nokta santrafor diyebileceğimiz bir oyuncu tipindeydi. Şimdi Samatta tarzındaki bir golcüyle santraforla oynadığı Fenerbahçe ilk yarıda. ikinci yarıda da daha pivot santrafor ya da nokta santrafor diyebileceğimiz Serdar Dursun'la oynadı. Orada da verimini gördük oyuncunun. Demek ki bu tip bir oyuncuya doğru gitmesi gerekiyor herhalde transfer sezonu bitmeden. Mutlaka bir golcü alacağını düşünürsek Fenerbahçe'nin. E, bu tip bir oyuncu üzerinde durması gerekiyor o zaman. Serdar Dursun evet bir santrafor fakat statik değil. Çok Hı -hı. geziyor. Zaten asistte daha doğrusu kilit Biraz pası. Biraz daha böyle duvar olabilen bir oyuncu evet, olduğu için kilit söylüyorum. pası yaptığı pozisyonda da hani çok gezdi. Bu da Altay'ın kurtarışı galiba. Galatasaray gole kapattı ya ilk maçtan. <laughs> evet, Fenerbahçe kulübü de paylaşmış. Evet, güzel. Ee, bence maçın kahramanı konusunda 20 dakika oynamış olmasına rağmen o attığı kilit pas Serdar Dursun'u işaret ediyor. Evet. Ama maçın içerisinde iyi oyuncular çok fazla. İşte dediğim gibi Sallai, Tiserand, Gustavo elinden geleni yaptı. Zayt biraz vasat. Samuel E. Ferdi kötü, Samat da çok kötü. İrfancan kımıldadı ama Mesut Özili, Sallai, Tiserand ve Altay'ı başka bir yere koymak lazım Fenerbahçe'de. Atilla Salay sol stoperde daha verimli. Hatta hatta biraz abartayım. Öndeki dörtlünün solunda dahi kullanırsam bana daha mantıklı gelir. Ferdi'den daha mantıklı gelir. Ya yani en azından pozisyonun oyuncusu. Evet pozisyonun oyuncusu olarak konuşabiliriz. Ama Santrafor konusunda Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda bir transfer yapmazsa sıkıntıya girebilir Erkut. Onu söyleyeyim. Ki e, geçen sezonun devre arasından itibaren aslında Fenerbahçe'nin en önemli ihtiyacının bu olduğunu dile getirmiştik ki bir Alexander Sörlot ilgisi var. Vedat Buric'e yönelik bir ilgi var. Bugünkü o Serdar Dursun'un üstlendiği rollerde hani hem iki stoperi yanına çekmeye çalışması, biraz daha orta yuvarlığa doğru gelip zaman zaman istasyon olmaya çalışması ki gol de zaten onun o istasyon göreviyle beraber geldi. Çok doğru iki santrafor tipine doğru yöneldiği e, görülüyor Fenerbahçe'nin. Yani alacaksa Gerçekten... bir golcü bu yönde bir golcü alması lazım. Muriç'in tempo kazanması biraz daha fazla zaman alır ama Alexander Sörlot'u alırsa yılın transferi olur. Çünkü Sörlot mesela Serdar da pivot santrafor sırtı dönükken çok iyi servis yapabiliyor falan ama Sörlot topu alıp adam eksiltebilen hı hı. hani ağır bir oyuncu da değil. Önde de top atabileceğin. Önde de top atabileceğin kenara indiğin zaman mutlaka vuracak bir oyuncu. Çok özel bir oyuncu. Bu ligde de müthiş bir iş çıkardı. O yüzden de Sörlot'u kim olası alsın yılın transferi derim daha şimdiden. Evet ki e, hem Leipzig'in Almanya Kupası mücadelesinde ki sezon öncesinde oynadığı bu karşılaşmayı hem de bugün oynadığı Mainz karşılaşmasında Alexander Sörlot kadroya dahil olmadı ve ayrılık iddiaları da çok fazlasıyla e, konuşuluyor açıkçası. Alman basınında da e, muhtemelen Sörlot Leipzig'le devam etmeyecek. E, sezonun kalan bölümünde zaten oraya bir Andre Silva hamlesi de yaptı Leipzig. Aynı zamanda Yusuf Olsen de yine e, takımın önemli oyuncularından biri e, konumundaydı. E, burada yeni adresi kim olur? Açıkçası Çok bu talebi olur ardı. muhtemelen. Mesela Marsilya'da oyuncu oyuncuyu isteyen kulüpler arasında. Bu arada Samet Aybaba'nın maç önü açıklaması tutmadı. Merkez. Evet. Merkezi kim iyi oynarsa Aha. o maçı kazanır dedi. Merkezi Adana'da sporu iyi oynadı. Ama maçı Fenerbahçe kazandı. Tabii ki maçın ikinci yarısının başında belki bir konsantrasyon kaybı çok pahalıya mal oldu. Ama sahanın en iyisi Gökhan İnler. Adana Demir çok iyi adına. Gerçekten. Muhteşem oynadı. Yani attığı her dikine pas yerine gitti. Doğru pozisyona geldi. Top rakipteyken kazandı. Dayanıklılığı ve koşu temposu 37 yaşında olmasına rağmen çok çok iyiydi. O yüzden de ben Gökhan İnler'i çok beğendim. Hem hücumda hem savunmada. Beşiktaş'ta ve Başakşehir'de uzun zamandır Türkiye'de. Beşiktaş ve Başakşehir'de bu kadar iyi maçını seyretmedim ben. Bir Napoli maçı var. Ya Tamam Beşik o ara Beşiktaş'ın kadrosu gibi. çok kaliteli, herkes çok iyi oynuyor, <laughs> alternatif çok <laughs> falan. Ama burada gerçek bir lider gibi oynadı bir eski bu akşam. takımına karşı da oynaması orada farklı bir motivasyon da sağladı tabii Gökhan'a. Ee, bugün Gustavo ile Gökhan'ı biraz e, eşleştirdik, bilmiyorum doğru mu yaptık sevgili Erman. İkisinin de e, sayıları böyle. Bence Gustavo da fena maç çıkarmadı. Gustavo da iyi oynadı ama dediğim gibi 3'e 2 oynadılar bir kere orta sahayı. Yani bir oyuncu fazla oynadı Adana Demirspor genelde. Skoru aldıktan sonra Fenerbahçe göbeği iyi kapattığı için belki çok daha fazla iş yapabilirdi hücumda. Ama göbeği kapatıp kenarlara yönelmek zorunda kaldı Adana Demirspor. Burada hamlelerden e, yalan olmasın ismini e, Padipba çok iyi fırsatlar yakaladı. Final paslarını iyi yapabilseydi o ceza sahası içerisine zaman zaman gömülen Fenerbahçe ceza kesebilirlerdi. Finalleri yapamadı. Evet ki ama şunu da söyleyelim Adana Demirspor tarafından karşılaşmayı değerlendirecek olursak hani bu maçı kaybetmeyi hak etti diyebilir miyiz? Bence oyun denkti. Evet. Oyun denkti ama mesela bir maçı dengede giden maçı sana kazandıran oyuncular en değerli oyunculardır. Mesela bu akşam İrfan Can ve Mesut bunu Hı. yaptılar. Balotelli iyi fırsatlar yakaladı. Özellikle Akintola'nın kestiği hemen golden sonra bir pozisyon var 46. 47. dakika. Altay'ın üzerine vurdu topu. Ya fiziksel olarak diri olan hazır bir oyuncu olsaydı Bugün bence skor yapabiliriz. Ama Balotelli mesela çok geç transfer edilen bir oyuncu değil ki. ya yani Epey bir zamanı oldu aslında sezon öncesi hazırlıkları açısından bu takımla yaptığı antrenmandaki. o oyundan alındıktan sonra da bir e, memnuniyetsizliği tepkisi var. E, sezon içinde de bunları çok fazla göreceğiz gibi ama belli ki Samet Hoca'nın kafasında 60 dakikalık bir planlama varmış. Ben bilemem Balotelli şimdi de. hiç istatistiklere bakan birisi değilim. Ne kadar koştuğunu bilmiyorum. Hı hı. Ne kadar topla buluştuğunu falan. Ama vücut dili hazır olmadığını gösteriyor. Her oyuncunun anatomisi üzerinden hazır olma süresi farklıdır. Birisi 3 maçta hazır olur. Birisi 10 maçta hazır olur. Herkesinki farklı. Ama Balotelli hazır değil. Ben onu bilirim. Ne zaman hazır olur bilemem. Çok şey katar taraftara falan. Ama Adana Demirspor'un genelde yakalamaya çalıştığı coşkudan uzaktı. Kalitesi belli. Ona bir şey diyemem. Doğru yerlere koşuyor ama az koşuyor. O da zaten fiziksel kapasitesiyle alakalı olsa Bu gerek. arada yaşlı da bir oyuncu değil. Tabii yani canım. 31 yaş öyle futbolcu için özellikle e, günümüz futbolunda 36-37'lere kadar işte maçın en iyisi 37 yaşındaki Gökhan İner diyoruz. 31 yaşındaki Balotelli daha henüz tecrübeli sınıfından hani çok öyle olgun sınıfına gitmedi. E, bu yaş için biraz azdır olmakta geç kalmış gibi. Bu arada e, katılır mısın bilmem maçın ikinci yarısının temposu ilk yarıya göre çok daha iyiydi. Golün etkisi. Yani skor dengede giderken hücum ettiğin oyuncu sayısı daha kontrollüdür. Azdır. 4 oyuncuyu geçmez belki. Bazen 5 olur. Ama 1-0 iken risk alan taraf olduğunda alanlar genişler. Orta sahalar çabuk geçilir. O yüzden maçın ikinci yarısındaki tempo bence de daha iyiydi. Hatta sen çok güzel bir şey söyledin maçın içerisinde. Ne zaman 75 oldu? Canım? Evet Yani fark edemedik. E, gol erken gelince. İlk yarıda olsaydı belki geneli böyle gidecekti. Ama bu 5 oyuncu değişikliği bence çok mantıklı. Evet. E, bir de şimdi şu çok konuşulur Erman. Yani başladığın 11 mi doğru olmalı yoksa bitirdiğin 11 mi? Fenerbahçe, Sangare ve Novak'ta bitirdiği için burada bir doğruya parantez açtın sen. Diğer yandan işte Zays'ın yerine Ozan'ın dahil olması, Samatta'nın yerine Serdar'ın dahil olması ki sakatlanıp o da oyundan çıkmak zorunda kaldı. O sayenin maçın Serdar oyundan çıktıktan sonra özellikle de İleruş'ta daha yakın oynaması. Şimdi Fenerbahçe doğru 11'le mi bitirmiş oldu karşılaşmayı? şu an için doğru 11 olduğunu düşünmüyorum. Hı. Mesela Ozan Tufan'ın şöyle bir görüntüsüne bakınca ben Ozan Tufan doğru oyuncudur diyeceksem biraz daha fit olması lazım. Zaten hafif iri bir oyuncu. Ben Hı. onun iriliğine bir şey demiyorum. Ama tombul sınıfına gitmemeli. Yani artık o, çünkü çok ince bir ayarda gidiyor. Ee, biraz Ozan Tufan Zayt'sın yerine oynamalı diyeceksek bundan daha iyisini yapmalı. Bir ikincisi Sosa oyuna girip topu ayağına aldığı zaman Fenerbahçelilere tahmin ediyorum bir rahatlama geliyordur. Çünkü top ayağına çok yakışan ve evet. doğru e, pası kullanan bir oyuncu. Hiç acele etmeden, sakin ve tecrübesiyle Fenerbahçe'nin maçın sonlarına doğru savunmayı topu ayağında tutarak yapmasını sağladı. Böyle oyuncu çok lazım. Sosa'nın görevi bu mu olacak? Genellikle Mesut'u mu yedekleyecek acaba? Ya bana göre Fenerbahçe takımı geriden oyun kuracaksa ki bundan sonraki maçları daha kapanarak oynayacak takımlara karşı oynayacak Sosa ile başlamalı. Bu benim kendi görüşüm. Gustavo'yu çok beğenenlere de saygım var. Ama Dediğim gibi topu sana bırakacak rakiplerin. Özellikle Kadıköy'ün yerine olamaz mı? Yani Gustavo'nun yerine gibi düşündün ama çok olmuyor. Yani son dönemde mesela Trabzonspor'da çok başarılı bir sezon geçirdiğinde 6 numara oynadı. Hı -hı. Yani savunmanın önündeki oyuncu oynadı. Geçen sene Fenerbahçe son on maçı iyi oynarken Sosa yine savunmanın önündeki oyuncu olarak oynadı. 8 numaradan ziyade 6 numarayı daha iyi oynayan bir oyuncu. Ki Arkanlı da 3 tane stoper olacak evet, yani, yani geçen sezona göre daha toplu rahat olacak. oynamak istiyor. Artık 36 yaşında bildiğim kadarıyla Hı -hı. 35 36 oldu. Topla oynamak istiyor. Topu alabilmek için çok fazla koşu yapmak istemiyor Sosa. Buna evrildi. Saygı duymak lazım. Ama top rakipteyken de aktif bir oyuncu. Geçen sene de oynadığı maçlarda... Özellikle yine, pas arası. Evet ya. pas arası yapan bir oyuncu. O yüzden ya Gustavo ya Sosa oynar. İkisi beraber bilmiyorum denemek lazım. Peki devre arası programında şunu söylemiştim. Ben İrfan Can'a verilen rolü anlayamadığımı dile getirmiştim. İkinci yarıda da asist yapan oyuncuydu. Buradaki tamamen değişiklik o Serdar Dursun parantezinden kaynaklı mıdır? Yoksa benim göremediğim, senin belki fark ettiğin farklı bir rol mü üstlendi İrfan Can? Ki golden sonra da hani yaptığı asistinle, moraliyle beraber daha istekli, arzulu bir görüntüsü de vardı. Temposu yükselmedi ama topu en azından evet. kolay kaybetmedi. Evet. Şöyle söyleyeyim sana. Mesut ve İrfan gibi oyuncular 3-4-3'ün en önünde oynarken top kendilerinde serbestliğe sahip oyuncular. İstediği yere giderler top rakibe geçtiğinde de Mesut neredeyse diğer kanada gider İrfan. İrfan'ın pozisyonu budur diyemezsin maçın içerisinde. İrfan serbest organizatör oyuncudur. O yüzden top neredeyse İrfan'ı arar Fenerbahçeli oyuncular ama çok topa hakim olmadığı için bu özellikleri görünmedi. Katiköy'de tahmin ediyorum daha fazla topla oynayacaklardır. Ama skorun etkisiyle topla oynamalar dengelendi maçın ikinci yarısında. Adana Demirspor ilk yarıda daha fazla oynadı. İkinci yarıda biraz daha Fenerbahçe dengelide. Yalnız Adana Demirspor'un orta sahasına bayıldım. Yani Sinan'ı da, Gökhan İnler'i de, Belhan'da çok eşlik etmedi. Ama nihayetinde bu iki oyuncunun hem topla ilişkileri iyi hem de çok koşuyorlar. Bence e, tabii sezon genelinde ne kadar bu istikrarla devam ederler ama Alanyaspor orta sahasındaki iki oyuncu çok çok iyiler. Ya ben Simenson'u da bu arada çok beğendim. Yani sol kanatta. Ben Soğur de beğendim. evet evet. Sol ayağıyla yani çıkardığı var. bir şut var ki e, Mariano'nun Başakşehir'e attığı evet. gol gelir hep aklıma o şampiyonluk golü diye düşünüyorum o golede. O kadar iyi vurmasa da sağ bek bir oyuncunun içeri kat edip sola ayakla şut atması falan evet pozitif. Çok gitti geldi bu arada. Çok hani e, mesafe kat etti. O da çok koştu. Adana Demirspor'u beğendim. Yani bu lige yeni çıkmış bir takım için Fenerbahçe'ye kaybetmiş olabilirler. Ama çok iş yapacak bir takıma benziyor Adana Demirspor. Peki. Bir karşılaşma sonrasına gidelim. Ee, sıcağı sıcağına iki teknik adam maçı nasıl değerlendirmiş hemen ekrana yansıtalım değerli izleyenler. Fenerbahçe bugün deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti Süper Lig'in ilk haftasında ve Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira'nın açıklamaları. Zor bir maçtı. Ligin ilk maçını dışarıda çok iyi bir takıma karşı oynadık. Bizim de bazı sakatlık problemlerimiz vardı ama takım ruhunu sahaya yansıtmayı başardık. Serdar Dursun hastaneye gidecek. Sonrasında durumunun ne olduğunu göreceğiz. Umarım ağır bir sakatlık değildir. Samet Hoca'nın açıklamaları. Saçma sapan bir gol yedik. Sonlandırmada da eksiklerimiz ortaya çıktı. Bunlara çalışacağız. Kazansaydık moral ve motivasyonumuz daha hızlanırdı. Olsun oyuncularımın performansından son derece memnunum diyor Samet Hoca da. Ee, Arkadaşlarımdan da rica edeyim. Bir Serdar Dursun'un önceki sezonlarda sakatlık geçmişine bakarsak. Ben omzundan sakatlandığını görüyorum. E Oraya işaret etti en evet. azından kendisi de acaba nükseden bir şey mi yoksa yeni bir sakatlık mı bu çok önemli. Yani bu sezon bütün oynadığı hazırlık maçlarında falan böyle bir Hı -hı. sakatlığını görmedik. Yani bu arada ceza sahası içerisine girme fırsatı olmadı 20 dakikada ama işin servis kısmında çok iyiydi. Bu boşlukları da iyi değerlendirebilecek bir oyuncuydu. Nasip olmadı en iyi hamlesini kaybetti Pereira. Eğer sakatlığı uzun süreli olursa. Ya bence bu hafta Ki da çok 11'de kritikte, başlayacaktı Çok muhtemelen. Kritikte bir Avrupa maçına çıkacak bu arada. Fenerbahçe. Evet şimdi Samatta'yı kazanmak için uğraşacaksın. Onun da çok hali yok gibi duruyor ama e, Fenerbahçe'nin en önemli yatırımlarından da bir tanesi. 6 milyon euro bonservis bedeli verdi. Yani ya zarar ederek göndermeyi göze alacaksınız ki bu haliyle de kim talip olur bilemiyorum ama ya da üst üste ısrar edip artık gözünüzü kapatıp oynatacaksınız. Başka seçenek kalmadı. Valencia'nın kasık sakatlığı ne durumda onu bilemiyorum evet. şu anda. E, bu arada hiç e, omuz sakatlığı yaşamamış Serdar. Bence bu güzel bir haber. Muhtemelen yani, genellikle... pel kasta yaşamamıştı. Evet. Onunki de çıktı. Hani e, bir kronik omuz sakatlığı söz konusuysa sporcunun sonrasında da epey o sıkıntılar devam ediyor ya mesela. ilk aklıma bir kavlak gelir. gelir. E, sonrasında o düzen tutmuyor maalesef. E, ki hastanede de durumu kontrol edilecektir ama e, çok böyle bir ağrısı e, yok gibiydi. Ama yine de oyuncu hissetmiş ki oyundan alınmak istedi. Yani bence de oynayamayacak duruma geldiyse omuzla evet. alakalı. Yani Bağlarında bir şey yoksa çıkmadıysa yani çabuk toparlar inşallah diye düşünüyorum. Hiçbir oyuncu sakatlık yaşamasın. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir oyuncu oldu. Çok çabuk hem de. Yani bu kadar çabuk ben Serdar Dursun'un girip Fenerbahçe'de etik yapacağını beklemiyordum açıkçası. Ama e, golcülüğünden ziyade servis özelliği doğru yerlere gitmesi bence çok pozitif Fenerbahçe için. İşte e, bu da Fenerbahçe transfer komitesi için bir referans olmalı. Yani biliyoruz ki Fenerbahçe Santrafor'a bir oyuncu alacak. Programın başında da söylediğim gibi e, bence Samatta ve Serdar Dursun apayrı özellikle oyuncular. Demek ki Samatta üzerindeki bir oyuncuya gitmeyeceksin. Devre arası, olarak devre arası ve maç önü programında Valencia'dan bahsettik. Hı hı. Gerçekten Valencia özellikleriyle Fenerbahçe'nin bu kadrosunda Mesut ve İrfan için çok önemli bir oyuncu olur. Çünkü kafasını kaldırdığı zaman koşuyu yapacak oyuncuyu arar bu iki oyuncu. O oyuncu da Valencia. Şimdi Serdar Dursun ağır bir oyuncu Valencia'ya göre. Ve Valencia seviyor bu koşuları yapmayı, hücum presi yapmayı seviyor. Arkadaşlarıyla oyun operatıtiği de yüksek. Dayanıklılığı ve devamlılığı da var. Valencia iyileşirse hani da mecbur kalmazsa Fenerbahçe, Fenerbahçe için önemli. Ama görüşme. yine de Erman şöyle sezon geneline bakacak. olursak ki Fenerbahçe'nin bu sezon Avrupa gruplarında oynaması garanti. Yani Helsinki elense dayı konferanstan devam edecek. E, 6 tane minimum Avrupa karşılaşması var Fenerbahçe. Şimdi şampiyonluk yolundaki rakiplerine bakalım. Beşiktaş belli ki Bacuay'ı kadroya katacak. Orada Larin, Bacuay'ı, Güven, Kenan böyle alternatifleri olacak Beşiktaş'ın. Galatasaray'da halihazırdaki listeye baktığımızda Jagde kalırsa ki bence kalacaktır diye düşünüyorum. Falcao, Mustafa Muhammed, Galatasaray'ın da böyle güzel bir havuzu var. E, Trabzonspor'da da keza böyle bir durum var. Yani Cornelius transferiyle beraber. Canini e, de e, orada etkili isimlerden biri. Yine diğer oyunculardan da faydalanabilir e, bu anlamda. Cervinho'yu bile ileri uçta oynatabilir. E, Abdullah Avcı isterse. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin de burası, bu hattını güçlü tutması lazım. Yani e, Valencia olabilir mi, Serdar Dursun olabilir mi yerine e, net, evet Fenerbahçe'ye ee, bu böyle bir santrafor yakışır diyebileceğimiz bir ismi e, getirebiliyor olması lazım. Hala eldeki, geç kalmış durumda. Eldeki kadar. isimler üzerinden Fenerbahçe'nin çok net stoper satıp santrafor alması lazım. Ya ama hali hazırda böyle santrafor mesela Sörlot ve Vedat Muriç'i konuşuyoruz. Vedat Muriç de aslında Vedat Muriç'in durumu şu. Çok e, o da sabretmen gereken bir oyuncu. Öyle birdenbire anında form tutan bir oyuncu değil. O da biraz ağır iyi form Iyi, i̇yi ise iyi, kötüse kötü oyuncular vardır. Yani Biraz Vedat Muriç'i de oynata 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 kazanacaksın. Öyle 3-4 maç birden geri gelmen hazır olacak bir oyuncu değil. Ağır form tutuyor. Ama Sörlott için durum farklı. Yani bilmiyorum bu transferi gerçekleştirebilir mi? Ama Türkiye'de kim olursa alsın çok iyi transfer, yılın transferi diyeceğimiz bir oyuncu. Fenerbahçe için ciddi anlamda ihtiyaç ve şu anda o profilde bir oyuncu bilmiyorum aklına geliyor mu? Dünya futbolunda böyle santraforlar bulunabiliyor mu şu anda? Ya bir de şimdi domino etkisi de oldu yani. Örnek veriyorum. Ee, ne yaptı? Chelsea Lukaku'yu aldı Inter'den. Inter gitti, Ceko'yu aldı mesela. E şimdi Roma böyle bir hamle yapacak. Belki gidecek, e, alacak. Belki hani Bacuay tarzında bir oyuncu isteyecektir. Ab ben niye bunu düşünmedim diyecektir. Yani o kadar çok domino etkisi var ki aslında. E, ne bileyim işte Manchester City belki gidip Harry Kane'i alacak. Sonrasında Tottenham daha farklı bir oyuncuya yönelecek. Yani e, bu arada bir de senin gidebileceğin oyuncu sayısı da azalmış durumda. Hani bir takım olur, Avrupa'da iyi bir takım olur. Orayı e, çok fazla transferlerle besler. Orada boşta kalan bir oyuncu alabilirsin ama e, hani Sörlot'un, Vedat Buric'in dışında şöyle düşündüğümüzde Avrupa'da ismi bilinen ya da bu tarzda hani e, Fenerbahçe'de işte ileri uçta duvar olabilecek, gerekirse önüne top atabileceğin. Yani Alexander Sörlot'un daha iyisi var mıdır? isimli isim e, futbolcular var ama bunların da maliyetine yetebilecek gücü var mı transfer bütçesi olarak? E, bu da merak konusu. Diğer yandan e, Fenerbahçe için bir limit açılımı durumu da söz konusu oldu. E, hani Fenerbahçe tokenların e, satışıyla beraber buradan da bir e, transfer limitin ekleme olacağı da konuşuluyor. Ama geçen sezonun devre arasından bu yana yapılmamış olması da bence çok büyük bir hata. Ben de öyle düşünüyorum ve bahsettiğimiz iki oyuncunun ortak özelliği Hı. de şu. İkisi de Türkiye'de iyi iş çıkardı. Evet. Yani gelecek oyuncunun uyum süreci gibi bir durumu söz konusu olmayacak. O yüzden bu iki oyuncuya zaten senin de söylediğin gibi hani domino etkisiyle birçok her e, takım santrıfor oluyor kendisine. Senin de alabileceğin şartlar belli. E, bu oyuncuların performansını daha önce hepimiz izledik. O yüzden Sörloth'a ve Vedat Muriç'e gitmeleri doğal. Tabii ki Sörloth daha iyi transfer olur. Tabii. Yani daha, kıyasla. daha özellikli bir evet. oyuncu olduğu e, hasebiyle tabii ki bu e, çıkarımı yapabiliriz diğer yandan. Bir de şunu değerlendirmek lazım. Az önce bir Avrupa Kupası parantezi açtım ya Fenerbahçe için. E, şimdi e, belli ki bir standart 11 olacak Fenerbahçe'nin ama diğer yandan da Avrupa ile beraber devam edeceği için bir e, rotasyon durumu da olmak durumun e, söz konusu. Yani geniş bir kadrovuzu düşündüğümüzde ki Fenerbahçe'nin oynamak istediği formasyonda bu olduğuna göre ki orada da e, asıl mevkisi olan oyunculardan bahsettin sen. Sangare ve Novak gibi. Şimdi bu oyuncuların da aslında kağıt üzerinde yedeği yok gibi görünüyor. Şimdi onları ilk 11 düşünmüyor ki o pozisyonlarda. Evet. Yani Ama de, olması gerektiği Açık için Belki biraz da, bu maçtan sonra düşünecek. Ya biraz da farklı alternatiflere gideceksin. Şimdi mesela tamam iyi oynamadı ama o Samuel artık orada bir alternatif. Hı, hı. Ferdi diğer tarafta bir alternatif. Bu alternatiflerden çoğaltabilir Fenerbahçe Ama kendi içerisinde içerisinden. Ama e, Ferdi'nin ben bundan sonraki karşılaşmalarda da o pozisyonda iyi oynayacağını sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Mesela futbolu iyi takip edenler Bursaspor'da Ozan Tufan'ın o pozisyonda oynadığını bilirler. Hı hı. Yani sağ tarafta oynadı. Gerçi o Bursa Spor sezonunda her yerde oynadı da. Yani orada da oynadı. Stoper'de oynadı. Önlü böyle 8 numara 10 numara hepsini oynadı o Şenol Güneş oynattı onu. Sağ kenar için Ozan Tufan da iyi bir hamle mesela. Doğru. Yani Novak, Salahi sol kenar için iyi hamleler. Ferdi'den ziyade daha iyi hamleler. Ya var dörtlü hiç dönmeyi düşündüğünü zannetmiyorum Fenerbahçe'nin. Bazı Ki maçlarda zor iş denemedi. denemedi. Zorlanacak. Bugün de kazandı. Kazanan her zaman haklıdır futbolda ama unutmayalım. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray için sadece kazanmak yetmiyor Erkut. Bizim futbol kültürümüzde bu takımların baskın oyunları, iyi futbolları da galibiyet kadar önemli. O yüzden Fenerbahçe her zaman kurdeşen dökerek ya da taraftarını bu kadar hani tedirgin ederek maç kazanırsa bir yerde e, dur diyor sana. Bizim futbolumuz çok enteresan bir şey aslında. Sadece kazanmak yetmiyor. Zaten yetseydi Perera devam ederdi. Kılpayı kaçırdı Şenol Güneş'in için Beşiktaş'ın şampiyonunu. O yüzden de e, bugün daha henüz sezonun başı. işte kadrolar oturmamış, deplasman sıcak falan alınan galibiyet çok değerli. Ama oyun olarak Fenerbahçe çok büyük üstünlük sağladığını dersen çok fazla üstünlüğü yok Adana Demirspor'a karşı. Ki maç öncesi e, programdaki görüşümü tekrarlamak isterim. Benim Vitor Pereira'nın e, bu oyunundan ya da e, bu sezonki durumundan beklentim şuydu yani hoca neyi düşünüyor olabilir? E, kısmına biraz kafa yormaya çalıştım ki ikinci dönemi olduğu için e, ilk döneminden de birçok ders çıkarabileceğini de tahmin ediyorum. Mutlaka rakip analizi de yapmıştır. Bence ilk amacı e, zor gol yemek ve bir şekilde de gol bulabileceğini anlamış olması Süper süperlikte. Bunu biraz daha geliştirebilecek bir oyun yapısına doğru gideceğini düşünüyorum özellikle. Bu tür deplasmanlarda. Yani bugün Fenerbahçe'nin bu deplasmandaki oyununun doğru olduğunu düşünüyorum ben. Belki Fenerbahçe taraftarları izlerken çok büyük keyif almamış olabilir. Ama tekrar edeyim ki yine maç öncesindeki programda da söylemiştik. Geçen yıl zevk gelen bir oyun oynamadan kazanıyorken eleştiriliyordu Fenerbahçe. İşte Sürekli Caner orta yapıyor deniliyordu. Evet, ondan bahsediyorum. Erol Hoca biraz bu eleştirilere e, kulak verip oyunu biraz değiştirmeye çalıştı. Bu sefer iyi sonuçlar gelmemeye başladı. E, bu tür deplasmanlarda bu tip oyunların çok normal olduğu görüşündeyim ben. Şimdi bazı maçları bir yere koyarak konuşayım. Oyunun genelinde Anadolu kulüpleri oynayacağı zaman topa ve oyuna hakim olmazsan rakibin cesareti Türkiye'de şampiyonluk adayı takımlara karşı çok etkili olmasını sağlıyor. Çok cesaret verirsen. Hı hı. Son 10 hafta geçen sene topa ve oyuna hakim Fenerbahçe o cesareti vermedi rakiplerine. Bir iki tane ekstra maç, Alanya deplasmanı zaten bütün şampiyonluk adayları zorlanıyordu. Sivas'ı yenen yoktu. Hı hı. Beşiktaş da kaybetti ve Asay da kaybetti Sivasa. Herkes kaybediyordu. Fenerbahçe kaybedince Emre suçlu oldu. Neyse işin o kısmını bir yana bırakalım. Ama oyun kalitesi anlamında bu takımlara diş geçirmek zor. Adana Demirspor, Kayseri, Altay bu tip takımlara eğer Oyun üstünlüğü elde edemezsen bu bir tehlikedir. Yani önemli olan bunlar zaten. Yoksa Alanya seninle başa baş oynar, Karagümrük oynar Türkiye'de. Hatay seninle kafa kafaya oynayacak. Bunlara herkes alıştı zaten. Bu maçlarla ilgili seni kimse eleştirmez. Ama Anadolu kulüplerini kapanan takımları kolay çözmek şampiyonluğun anahtarıdır. Bunları çözemiyordu Erol Hoca. Bir yani rakibin senden daha fazla pozisyona girmişken rakibin pozisyonu yok diyordu maç sonu açıklamasında. Onu anlamakta zorlanıyorsun çünkü doğru mesajları vermiyordu. Şimdi Pereira'nın mesajları daha doğru. i̇yi bir takımla oynadık. Doğru. Kazanmak önemliydi. Doğru. Eksikleri çok fazlaydı. Doğru. Ya bu takımda hazırlık maçlarının tamamını izledim ben. Önce Pelkas'ı yazarım. Sonra gerisini yazarım. Hazırlık maçı performansında yok. En iyi santrofora dayın kim dersen Valencia'ydı. Yok. E böyle olunca o sıcakta kazanmak çok önemli hale geliyor. Bazen kazanmaya başladıktan sonra oyun üstünlüğü gelir. Oyun tarzına oturur. Ama pas oyununu oynayacaksan stoperlerini çıkartacaksın kenardan. O dörtlünün kenarlarını öne iteceksin. Ya Kadıköy'de bu zaten izem yani. Şimdi artık taraftar da olduğu için taraftar bir kere bunu isteyecek. Kadıköy'deki maçları bir kenara bırakıyorum ama Adana deplasmanına gitmişsin. Malatya deplasmanına gideceksin. Belki bir e, kış mevsiminde Sivas'la oynayacaksın. Belki zor şartlar altında yine Tam hani şu anda İzmir'de değil Fenerbahçe için. Zor şartları Söldüm. görmüyorlar herkes. Zor şartları biz gördük. <laughs> Sivas'a gittim mi öyle değil. Takır takır buzda oynama falan kalmadı. Eskisi gibi kış da olmuyor. O yüzden artık futbol oynayamıyoruz bu zeminde falan mazeretlerine evet. asla inanmıyorum. Şimdi yani. mesela bence zor bir deplasman olacak Antep. Yani Erol Bulut'u da düşündüğümüz zaman yaptıkları hamleleri de düşündüğümüz zaman. O yüzden buralarda gittiğin biraz sağlam oyun tam bir takım savunması bugün Fenerbahçe'nin yapmaya çalıştığı gibi son bölümlerde baskı yedin ama pozisyon vermedin mesela. Altay'ın yani bir kritik kurtarışı var ama hani dedim ya geçen sezonki Denizli deplasmanı gibi değildi ama yine de. O yüzden buralarda böyle 1-0 kazanmak, 2-1 kazanmak, biri buldun sonrasında kontrayla 2'yi aramak bunlar çok normal sayılmalı artık. Bence de değerli. Mesela bugün rakibine verdiği şans sayısı, işte ilk yarıda Castro'nun vurduğu bir pozisyon var. İkinci yarıda Balotelli'nin var. Bir iki tane yeni gelen hamle Padiba'nın pozisyonları var. Altını çıkar. Bu kadar çok pozisyonun bile üstüne çıkmamalı Fenerbahçe. Nihayetinde geçtiğimiz sezonu alt dikte oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Ne kadar özel transferler yaparsa yapsın yeni bir araya gelmiş bir takımdan bahsediyoruz. Yani üçlü oynuyorsun. Çok da iyi bir kalecin var. Önünde de Gustavo gibi savunma bilgisi yüksek bir tecrübe var. Çok pozisyon veriyorsun ki kanatların da aslında ideale dönüşmüş. Yani savunmayı daha iyi yapabilen Sangara ve Nova. Yani Sangara yapılmış. ve Nova'da aldın. İkisi de bek oynama özellikle. Buna rağmen çok pozisyon verdiğin anlarda kaleci var. Altay, 5 savunmacı bir de Gustavo ile beraber düşündüğümüzde aslında 7 kişiyle de evet. savunma Ben bundan bahsediyorum. Yani bu bu ben güvenli oyunu tercih ediyorum dediğin zaman pozisyon sayısı olarak fazla gelir. Peki. Bir ara rica ediyoruz değerli izleyenler şimdi çok kısa bu aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. thank <laughs> you